neşeli olan suskunlar ülkesinde. Çok çok uzun zaman önce dağların, ovaların alabildiğince yemyeşil olduğu bir ülkede Keloğlan adında bir çocuk yaşardı. Annesiyle birlikte mutlu mutlu yaşadıkları kutu gibi bir evleri, ekip biçtikleri küçücük bir tarlaları vardı. Bir de sütünü sağdıkları keçileri. Adı da Beyaz Kız'dı. Bir akşam vakti annesi Keloğlan'ı dizinin dibine oturttu. Elinde de bir kitap vardı. "Bak oğlum," dedi. "Bu kitap babandan sana kalan tek mirastır. Büyüdün, artık bu senin." Keloğlan'ın içi kıpır kıpır oldu. Hemen açtı. Bir harita ve üzerinde yazılı bir not vardı. Merakla okudu. "Oğlum, bu benim sana bırakabildiğim tek hazine. Onun sahibi sensin. Nasıl istersen öyle harca. Ama dikkat et de harcadıkça kazan." Keloğlan düşündü, taşındı. Hiçbir şey anlamadı bu sözlerden. Harita nasıl harcanabilirdi ki? Nihayet karar verdi. Haritadaki işaretli yerleri arayıp bulmalıydı. Köyden ayrılma vakti gelip çattı. Annesinden gitmek için izin istedi. "Tek bir şartım var," dedi annesi. "Tek başına olmaz. Yanına Beyaz Kız'ı da almalısın." İşte böyle başladı macera. Keloğlan ve can yoldaşı Beyaz Kız bilmedikleri ülkelere doğru böylece yola çıktılar. Kuşağında yol parası, yanında yoldaşı ve annesinin duasıyla bir yürüdüler, bir haritaya baktılar. O da nesi? Haritadaki görüntüler değişip duruyordu. Bir yere yaklaştıkça haritada büyüyor, uzaklaştıkça küçülüyordu. Nihayet karşılarına büyük bir şehir çıktı. Ama garip bir şehirdi burası. İnsanlar konuşmuyor, gülmüyor, ağlamıyor, sessizce sokaklarda dolaşıyordu. Ne tuhaf bir yerdi burası böyle. Bu gizemi mutlaka çözmeliydi. Gide gide yolu saraya düştü. Saraydan içeri girdi. Vezirle hükümdar konuşuyordu. "Hünkârım, felaket, felaket. Halkımız aklını kaçırmış, herkes suskun, kimse konuşmuyor, kedi bile miyavlamıyor." Hükümdar öfkelendi. "Gördün mü başımıza geleni? Senin yüzünden, gülenden, ağlayandan, konuşandan vergi aldım. Sana uydum, ahali aklını kaçırdı. Yarından tezi yok, herkes işinin başına dönsün. Yoksa terk edip gitsinler ülkeyi," dedi. Keloğlan duyduklarına inanamadı. Beyaz Kız duvarı kemirmeyi bıraktı. "Bir şeyler yapmalıyız," dedi Keloğlan keçisine. "Yoksa ülke mahvolup gidecek." Haritanın gösterdiği yola doğru gitti. Onları doğruca bir ağacın altında oturan yaşlı amcaya götürdü. O anda olan oldu. Haritadaki her şey tepetaklak oldu. Beyaz Kız bile ters döndü. "Anladım," dedi Keloğlan. Hükümdar ne isterse tam tersini yapmalıydı halk. Keloğlan suskun yaşlı amcayla konuşmaya başladı. "Derdinizi anladım ben. Dermanı da bende. Yarın hükümdar size daha çok çalışmanızı emredecek. Ama o ne derse tam tersini yapmalısınız," dedi. Yaşlı amca düşündü, düşündü. Nihayet konuştu. "Öyle olsun bakalım. Bakalım ne olacak?" dedi ve gitti. Keloğlan ve Beyaz Kız merakla olacakları beklemeye koyuldular. Ertesi gün olunca vezir elinde tokmakla sokaklarda dolaşmaya başladı. "Herkes işinin başına, daha çok çalışın, daha çok kazanın. Yoksa bu ülkeyi terk edip gidin." Veziri duyar duymaz halk yan gelip yatmaya, horul horul uyumaya başladı. Vezir
şaşa kaldı, baka kaldı. Hemen saraya doğru koşmaya başladı. Dördüncü günün sonunda olanlar oldu. Vezirle hükümdar yola geldi. Sokaklarda yeni emir duyulmaya başladı. Artık bütün vergileri kaldırdım. Çalışan kazandığına göre vergi verecek. Yeterince kazanamayana biz yardım edeceğiz. Bunu duyan halk birdenbire normale döndü. Suskunlar ülkesinde herkes konuşmaya, gülmeye, çalışmaya başladı. İnanamayacaksınız ama kediler bile miyavlar oldu. Vezirle hükümdar baktılar ki olacak gibi değil, yeni bir emir verdiler. Bugünden tez yok, herkes öğrenecek. Vezirin tokmağı susar susmaz halk feryat figan ağlamaya başladı. Hükümdar çaresiz yeni bir emir verdi. Herkes gülecek. Halk bu sefer somurtmaya başladı. Somurtun deyince halk gülmeye başladı. Hükümdar çaresiz kaldı. Vezir ne yapacağını bilemez halde. Keloğlan başarmıştı. Dördüncü günün sonunda haritası yeniden hareket etmeye başladı. Gitme vakti gelmişti. Keloğlan beyaz kız onu dürtünce babasının ona ne demek istediğini anlamaya başladı. Harcanan zamandı. Kullandıklarıysa akılları. İkisini de çok güzel harcamış ve kazanmışlardı. Ülke mutluluğu, Keloğlan ve keçisi ise yepyeni arkadaşlar. İşte Keloğlan ve can yoldaşı o gün bugündür haritanın onları götürdüğü yere yolculuk yapıyor. Her yolculuk sonunda ise acaba ben ne harcadım, ne kazandım diye sormayı da ihmal etmiyor.